prezentasyonla harika bir yeni gün bizi bekliyor. Bizim 13. senemiz. Her sene gittikçe büyüyen, gittikçe renklenen bir padok alanımız var. 13 farklı ülkeden 125 pilotumuz var. Fabrika takımlarımız var. Çok hızlı otomobil sporcularımız var. Kamyonlarımız var gördüğünüz gibi. Çok heyecanlıyız. Ben sözü Orhan'a devrediyorum. Transanatolia'nın 13. yılında Transanatolia'nın en anlamlı rotasında buluştuk. Bildiğiniz gibi İstiklal mücadelemizin başladığı Samsun ilindeyiz. Buradan start almak ve İstiklal mücadelemizin izlerini takip edecek bir rotada yarışmak bizleri son derece mutlu ediyor. Bizler için çok anlamlı bir rota. Yarışma 9 Eylül'de İzmir'de sonuçlanacak. Bu arada yarışmacılarımız İstiklal Savaşımızın geçtiği bütün alanları görme fırsatı bulacaklar. Ben buradan bizlere destek veren sponsorlarımıza, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Yarışmacılarımıza da bütün bu yarış boyunca bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederim. 3, 2, 1 ve startını verelim. Peki ne bekliyoruz? O zaman hadi bakalım, eğlence, bol anı ve bol toz sizinle beraber olsun. Hoş bulduk. Maksimum sürat 216 km diyor. Yeah, but we will do more. Bir, go, 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 go! Türkiye çok güzel. Samsun Batı kentli verilen startla başlayan Transanatolia'da bugün iki etap geçirilecekti. Ancak sabah erken saatlerde uyanan pilotlar büyük bir sürprizle karşılaştılar. İnanılmaz bir yağmur vardı. Samsun caddelerini sel bastı. Hava muhalefetinden dolayı biz teşkil ettiği için birinci etabı iptal etme kararı aldık. Şimdi onun aksiyonunu alıyoruz. Etabı koşturmamız halinde gereksiz. Biz riskler almış olacağız. Dolayısıyla yarışı bugün ikinci etaptan başlatacağız. Şimdi onunla ilgili gerekli duyuruları, bilgilendirmeleri yapmak için ve dokümanları hazırlamak için çalışmaya başladık. Ama Samsun çıkışında hava güzeldi ve Samsun Tokat etabında her şey yolundaydı, hiçbir sıkıntı olmadı ve pilotlarımız sınırlarını keşfetmeye devam ettiler. Şimdi bu etaptan görüntüleri izliyoruz. Etapta ilk olarak Castrol Power One motosiklet sınıfı start aldı. Bu sınıfta Lorenzo Santorini Sanchez 1 saat 53 dakika 48 saniye zamanıyla etapın en hızlısı olurken Yamaha adına yarışan Paul Tares 1 saat 54 dakika 10 saniye ile ikinci zamanı kaydetti. Castrol Power One motosiklet sınıfında günün üçüncülüğünü Şarko pilotu Portekizli Rui Gonçalves elde etti. Onun da zamanı 1 saat 56 dakika 9 saniyeydi. İlk kilometrede ufak bir navigasyon sorunu yaşadım ve daha sonra ritmimi yeniden yakalamaya çalıştım. Bir ufak düşüş oldu, çok fazla kıyıyordu, biraz da tozda kaldım. Süratli düzlükleri olan muhteşem manzaralı bir etaptı. Özellikle 2000 km irtifada olmak çok güzeldi, harika bir manzarası var bu etapın. Hey merhaba, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Evet efendim, iyiyim ama biraz üşüdük burada. Etap nasıldı sizin için? Muhteşem, çok güzel bir etaptı. Her saniyesinden çok büyük keyif aldım. Çok sevdim bu etabı.
Sabah yağmur nasıldı? Evet, yağmur kötüydü, gerçekten kötüydü ama bir şekilde buraya gelmeyi başardık. Dünyanın en zorlu rally reytlerinden Transanatolia devam ediyor. Üçüncü gündeyiz. Dün bambaşka bir gündü, bugün bambaşka. Transanatolia'nın bir günü bir gününe uymuyor. Zaten güzelliği de burada. Her zaman beklenmeni beklediğiniz bir yarış oldu Transanatolia. Dün yağmur vardı, inanılmaz bir yağmur vardı. Bugün ise Sivas dağlarında güneş bizi karşıladı. Tokat'ta başlayan etap 142 km uzunluğundaydı. İkinci etap ise Köse'deydi. O nispeten daha kısaydı, 76 km. Bakalım Castrol Power One motosiklet sınıfında ve diğer sınıflarda kim neler yaptı? Pilotlarımız sınırlarını keşfetmeye devam ediyor. Transanatolia 2023'te 3. gün sonunda Castrol Power One motosiklet sınıfında Recon Calves lider durumda. Yamaha'dan Paul Perez 2. yine Yamaha'dan Alessandro Bottura 3. sırada. Onları Aprilia'dan Jacopo Cerutti ve Şelko'dan Harit Noah izliyor. Otomobil sınıfında ise Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar ikilisi lider durumda. Yaklaşık 10 dakika farkla Ahmet Bahçe ve Uğur Tepe 2. sırada. Tecrübeli rallyci Mithat Diker, Erdal Oral'la birlikte genel klasmanda 3. Onları Kuvvet Yeri, Medeni Soysal ve Hüseyin Kurt, Mert Tepekilisi izliyor. SSV sınıfında yarışın favorisi Eren Aldar ve Kerem Devici liderliğini sürdürüyor. Hamet Salimi Mavi ve Kiraş, Zare Rafi 2. Hasan Muhammed Zadeh ve Mahmut Rıza Ebediyan 3. sıradalar. Kamyonların yarıştığı koca olanların sınıfında Marino Mutti ve Andrea Mazzolini liderliğini sürdürürken Holly Wicklow, Dan Scar ve Joe Peek 2. sıradalar. Red sınıfında da mücadele büyük. Geçen sene podyumda bitiren Jale Özel ve Ayşe Vültelli liderliğini sürdürüyor. Onları Victoria Zagaya, Ezgi Tuncay ve Gülkü Tuncay izlerken
Alican Eriç 3. Mehmet Melik Ünver 4. ve Ergün Ölentel 5. sırada. Dünyanın en zorluğu rally raid yarışlarından Transan Antalya'da heyecan devam ediyor. Ekipler Sivas'a ulaşmışlardı. Sabah erken saatte Sivas'tan yola çıkan Transan Antalya pilotları önce Çayıralan'a geldiler. Burada bir yakıt ikbalinden sonra ilk olarak 145 km uzunluğundaki Çayıralan etabını geçtiler. Günün ikinci etabı nispeten daha kısaydı. Felahiye'de uzunluk 73 km'ydi. Toplam 360 km'lik bir yol sonunda pilotlar Göreme'ye, Kapadokya'ya ulaştılar. Castrol Powerman motosiklet sınıfında yarışa hızlı başlayan ve daha sonra büyük bir problem yaşayan Lorenzo Santorini Sanchez bugün en hızlı isimdi. İki etabın toplamında günün en iyi zamanını Şarko pilotu kaybetti. Tokat Göreme etabında Aprilia Touareg'le yarışan İtalyan pilot Jacopo Cerutti toplamda 3 saat 21 dakika 41 saniye ile ikinci zamanı sahibi oldu. İki etap toplamında liderden 3 dakika 28 saniye geride kalan Cerutti genel klasmanda yerini koruyor. Yamaha takımının Andorralı pilotu Paul Torres daha önce ülkemize Citroën Sky yarışı için gelmişti. Hard Enduro'dan Rally'ye geçen Paul Torres yeni disiplinle alışmaya çalışıyordu. Bence bu konuda çok da başarılı Paul Torres çünkü Castrol Power One motosiklet sınıfında çok iyi zamanlar imza atıyor. Toplamda bugün 3 saat 22 dakikayla günün 3. zamanını yaptı. Kaybettiği 3 dakika önemli değildi çünkü Paul Torres liderlik için mücadele ediyor ve Santorini'den ve Cerutti'den bir hayli önde. Sanchez, Cerutti ve Paul Torres bugün ilk üçü paylaşırken onları Alessandro Bottoli, Hindistan'dan Halit Noah, İtalya'dan Massimiliano Guerini izledi. En iyi Türk pilot konumunda ise Murat Yazıcı, Castrol Power One 34 kategorisinde günün en hızlısı oldu. Onu Levent Manin izlerken Castrol Power One Rookies Cup'ta birinci olan Clement Arthur günü 9. tamamladı. Montanari, Bertoldi, Catanese, Peri Şu, Rajendra ve Astoli gibi isimler ilk ona giremediler. Şimdi Castrol Power One motosiklet konusunda 2023 Trans Anatolia'da SSV sınıfında bugün farklı bir birinci vardı. İran'dan gelen Hamed Salimi Mavi ve Kiraj Zale Rafi ikilisi Kenan Maverick ile günün en hızlısı olurken 4 saat 25 dakika 53 saniyelik bir zaman yaptılar. Yarışın lideri Eren Alver ve Kerem Deveci ikilisi bugün biraz daha sakin bir tempoyla gitti. Rakiplerine 5 dakika verdiler. 4 saat 30 dakikalık zamanlarıyla günü ikinci tamamladılar ve herhangi bir sorun yaşamadılar. Bu sınıfta üçüncülüğü Gassem Muhammed Zadil ve Mahmut Reza Epegan'a hediye etti. Otomobil sınıfında ise yarışa hızlı başlayan ve ilk gün liderliği alan Murat Altun ve Tuvan'ın sayılı ikilisi Suzuki Grand Vitara ile fark açmaya devam ediyorlar. Bugün toplamda 4 saat 3 dakika 55 saniye ile en iyi zamanı yapan ikiliyi 19 dakika farkla Itat Diker ve Erdal Oral izledi. Hüseyin Kurt ve Mert Tepe bugün 3. zamanı yaparken liderin 21 dakika gerisinde kaldılar. Onları kuvvetlerin birini soysal Andrew Vigil, Tom Vigil, Ahmet Bahçe, Uğur Tepe ve Atilla Baybara ve Göktürk ikisi izledi. Evet Burak Büyükpınar, Trans Anatolia 2023'ün ilk çeyreği tamamlandı ve şu an Kapadokya'dayız, göremediğiniz muhteşem bir kamp alanındayız. Nasıl geçti şu ana kadar Trans Anatolia senin için? Valla hem çok güzel geçiyor hem çok zorlu geçiyor, sen de biliyorsun. Yani güzellikleri bir kere Cumhuriyet'in 100. yılında enfes bir rota planladık, Samsun-İzmir. Hep şey diyoruz, Trans Anatolia'nın en değerli rotası bu. Manevi olarak çok 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 önemli ve böyle Kurtuluş Savaşı'na dokunan bir rota dizayn etti Orhan. Biliyorsun Orhan zaten
motor sporlarıyla tarihi bir araya getirmeyi çok seviyor. Biliyorsun Türkiye coğrafi olarak zaten bu tür motor sporları için çok çok uygun bir altyapıya sahip. Organizasyon yeteneğimiz artık 13. yılda gayet iyi bir level'a geldi. Güvenlik dediğin zaman Jandarma İçişleri Bakanlığı, Sağlık dediğin zaman Sağlık Bakanlığı. Yani şu anda dört tarafı çok iyi dizayn edilmiş bir organizasyon haline geldi Transanatolia. Ve bunu bizim şu anda fabrika takımlarına göstermemiz kalmıştı son aşama olarak. Onu da bu yarışta gerçekleştiriyoruz diye düşünüyorum. Gayet memnunlar. Seneye geleceklerini söylüyorlar. Tabii ki daha çok var seneye ama belki biz de onlara seneye bambaşka bir parkurla böyle çok farklı bir parkur dizayn ederiz diye bir hayalimiz var. Şimdi bu tarz yarışlarda, uzun yarışlarda kontrol etmenin imkansız olduğu şeyler var. Mesela hava durumu gibi. Samsun'da ilk gün daha dakika bir gol bir yağmurla karşılaştık. Sadece bir etabın iptaline yol açtı bu. Ve çok hızlı aksiyon alarak herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bütün ekiplerin ikinci etaba ulaşmasını sağladınız. Bu tarz beklenmedik durumlar, aslında beklenen durumlarda neler yapıyorsunuz? Nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Yani böylesi büyük bir felakette zaten çok yapılacak bir şey yok. Biz de bir aksiyon almaya karar verdik. O sırada öncü motorumuz zaten etaba gitmişti. İlk etabın da durumunun çok iyi olmadığını gördük. Çünkü ilk dağa tırmandığımız bir etap o. Hem sis hem yağmur vardı. O zaman dedik biz ilk etabı iptal edelim, ikincisinden başlayalım. Böyle de yaptık ama ikincisini bile normalde 12.30'da başlayan etabı çıkış saatleri gecikince 13.30'a kadar erteledik. Ama bence günü çok iyi yönettik ve akşamına kamp alanına vardığımızda büyük bir sorunu bertaraf etmiştik. Ama tabii ki Samsun'dan da çok üzgünüm. Çünkü bu değişen iklimden dolayı artık hangi dönemde nasıl bir havayla karşılaşacağımızı hiçbirimiz tahmin edemiyoruz. Normalde biz Transanatolia'yı Ağustos sonu Eylül başına konumlandırırken işte bölgedeki hava durumlarına da bakıyoruz. Ama geçmişe artık bu istatistiklere bakmanın hiçbir faydası yok. İşte gördüğün gibi startta çok günlük güneşlik ve 30 derece havalardan ertesi günü bir anda bir sele uyanabiliyoruz. Ama bu Samsun özel bir durum değil. Avrupa'da da oluyor. Başka yerlerde de oluyor. Yani dünya buna artık alışmaya başladı yavaş yavaş. Ki Dakar Rally'sinde bile etap iptalleri söz konusu olabiliyor. Peki buradan sonra, yani Kapadokya'dan sonra Transanatolia'ya katılan pilotları ve izleyenleri neler bekliyor? Valla bu Kurtuluş Savaşı rotasından devam ediyoruz. Yarın Haymana'ya gidiyoruz. Şimdi iki esasında lojistik bir testten geçecek bizim ekip. Çünkü üst üste iki kampımız var. Bizim lojistik sorumlumuz Levent Gül'ün en sevmediği iş bu. Çünkü yani iki kamp arasında bir gün olsun ki biz ancak düzgün bir kamp kuralım diyor. Biz ona bu şansı vermedik bu sefer. Ne yazık veremedik. Sistem ona müsaade etmedi. Yarın sabah buradan toplanacak. Yarın akşama bizi başka bir yerde başka bir kampla karşılayacak. Pilotlar memnun, raid yapan ve bu işi tatmak isteyen, yani profesyonelce rally yapmayan pilotlar da memnun. Onlar ilk gün hiçbir şey yapamamışlardı biliyorsun. Onlara ikinci etabı da vermemiştik karanlığa kalacaklar diye. Keyifli gidiyor ama daha önümüzde daha uzun günler var. Ne getireceğini bilmiyoruz. Ve çok güzel bir tarihte 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunda Transanatolia İzmir'e ulaşıyor. Finish nerede olacak İzmir'de? Tarihlerin hepsi güzel. 4 Eylül'de Sivas'taydık biliyorsun, Sivas'ta. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunda İzmir'de olacağız. İzmir Kültür Parkı'nın içinde İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında bir finish yapacağız. Gerçekten esasında yönetmesi çok zor süreçlerden geldi ama bence dört dörtlük bir planlaması oldu diyelim. Ve İzmir'de İzmir'e yakışan bir finishle yarışmacılarımızı evlerine uğurlayacağız diye düşünüyorum. Castrol Power One motosiklet sınıfında Paul Tarres liderliğini sürdürüyor. Alessandro Bottura ikinci, Jacopo Cerutti üçüncü, Halit Noah dördüncü ve en iyi Türk durumundaki Murat Yazıcı beşinci sırada. Otomobil sınıfında ise Murat Kamil Altun ve Tuana Sayar lider durumdalar. Onları 30 dakika farkla Mithat Diker Erdal Oral ve Kuvvet Erin Melih Soysal izliyor. SSV sınıfında liderlik el değiştirdi. Hamet Salimi Mavi ve Kiara Şizare Rafi liderliği Eren Alver ve Kerem Devecin'den aldılar. Bu sınıfta üçüncülüğü Muhammed Zadeh ve Mahmut Reza Ebediyan elde ediyor. Koca olanların sınıfında Marino Mutti liderliğini sürdürüyor. Kopilotu Andrea Mazzolini ile birlikte çok rahat bir yarış çıkartıyor Marino Mutti. İkinci sırada ise Holowicklow, Dan Scar ve Joe Peek var.
Red sınıfında da liderlik il değiştirdi. Yeni liderimiz artık Victoria Zagaya, Ezgi Tuncay ve Gökru Tuncay. Alican Eriç, Serkan Kadıköz ikinci ve Gülsel Akın, Riyol Çoluklu ise üçüncü sırada var. Trans Anatolia sadece bir yarış değil, sadece bir motor sporu değil, aynı zamanda bir kültür yolculuğu. Şehrin o hengamesinden, kaosundan, hızından kaçmak için çok iyi bir fırsat. Ben daha önce hayatımda Göreme'ye hiç gelmedim, ilk defa geliyorum. Bu güzellikleri sadece beyaz camdan görmüştüm. Şimdi kanlı canlı karşımdalar. Bir sürü balon havada. Ve hızlı giden bir yarışta arada böyle sakinleşip, durulup etrafa bakmak ve bu güzellikleri görmek gerekiyor. Bugün 413 km gidecekler. İlk etap 76 km uzunluğunda ama esas hikaye ikinci etapta. İkinci etapta Tuz Gölü'nde o beyazlıkların üzerinde muhteşem görüntüler bizi bekliyor olacak. Trans Anatolia 2023 devam ediyor ve pilotlarımız da sınırlarını keşfediyorlar.
şu ana kadar deneyimimiz nasıldı? Her şey muhteşem. Konukseverliğiniz çok güzel. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ve sanıyorum ki seneye çok daha fazla arkadaşımla geleceğim buraya. Siz de aynı zamanda Yunanistan'a davetlisiniz. Biliyorsunuz biz kardeşiz. Tabii ki biz Türk-Yunan halkı kardeşiz. Problem bence sadece siyasiler arasında. Ve sizi burada gülerken mutlu görmek bizim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Temmuz'da Samsun'da başlayan Transanatolia heyecanı devam ediyor. Yarışın 5. ayağında ekipler Sakarya, Filipina ve Afyon etabını geçtiler. Haymana kamptan başlayan gün ilk olarak Sakarya etabına ulaştı. Bu etabın uzunluğu 125 kilometreydi. Daha sonra nispeten daha kısa bir etap Filipina etabı geçildi. Bu etabın uzunluğu 67 kilometreydi. Dünya Motocross Şampiyonası'nı bu alanda gerçekleştirdik. Şimdi sizlere ağırlıyoruz. Tekrar ben sizlere şehrimiz adına hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Castrol Power One motosiklet sınıfında genel klasmanda Poltares lider durumda. Takım arkadaşı Alessandro Bottura ikinci, Aprilia'dan Jacopo Cerutti üçüncü, Charco'dan Halit Noah dördüncü ve ADM'de eski pilotu Murat Yazıcı beşinci sırada. Castrol Power One Rookie Cup'ta günün en iyi pilotu Clement Arthur oldu. Alex Leiter ikinci, Abdülvahit üçüncü, Damien Podorowski dördüncü ve Revalle Rajanza beşinci oldu. Otomobil sınıfında genel klasmanda Murat Kamil Altun liderliğini sürdürüyor. Kuvvetlerin ikinciliğe yükseldi. Hüseyin Kurt, Mert Tepe üçüncü, Andrew Wicklow, Tom Wicklow dördüncü, Mithat Diker, Erdal Oral beşinci sırada. SSV sınıfının lideri Hamet Salmi Mavi ve Kiraş Zarerafi ikilisi. Eren Alver Kerem Deveci ikinci, Muhammed Zadeh, Mahmut Rıza Ebediyen üçüncü sırada. Kamyon sınıfında Marino Mutti ilk gün aldığı liderliği sürdürüyor. Holly Wicklow, Dan Sky ve Joe Pick ise ikinci sıradalar. Eylül'de Samsun'da başlayan 13. Transanatolia yavaş yavaş finişe yaklaşıyor. Bugün Afyonkarahisar'dan yola çıktık ve durağımız Dumlupınar Şehitliği. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta sona eren büyük taarruzun izlerini görmek bizim için çok önemliydi. Gelecek nesillere bu vatanın nasıl kazanıldığını göstermesi açısından şehitliğin önemi çok büyük. Bugün Simav'a gidiyoruz. İki etap var. Süvari'nin izinde ve Dumlupınar. Bu etaplarda neler yaşandı? Thank you.
Transanatolia'da macera devam ediyor. Yarışçılarımız sınırlarını keşfederken İzmir'e çok az bir mesafe kaldı. Simav'daki kamp alanından sonra artık sadece önümüzde 240 km var. Önce kısa bir etabımız var. Daha sonra yarışın son üzeri etabı İzmir. 36.59 km uzunluğundaki İzmir etabından sonra büyük final İzmir İnternasyonel Fuarı'nda hem de 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunda. Castrol Power One motosiklet sınıfında günün en iyi zamanı Jacopo Cerutti'den geldi. Aprilia pilotu 1 saat 30 dakikayla günün son etabında en iyi zamanı yaparken onu 35 saniye farkla Şarko pilotu Rui Gonçalves izledi. Yarışa hızlı bir başlangıç yapan Lorenzo Sanchez Şarko'suyla günün 3. zamanını yaparken lider Paul Tavares bugünü biraz sakin geçirdi. Takım arkadaşı Alessandro Bottun'un arkasında 5. zamanı yaptı. İlk onun diğer pilotları Şarko'dan Harit Noah, takım arkadaşı Ravella Rajandra, Aprilia'dan Francesco Montanari, Massimiliano Guarini, Abdel Vahid ve Clement Arthaud oldu. Castrol Power One motosiklet sınıfında mücadele son etaba kadar sürdü. İran'dan gelen Salim Mavi ve Zare Rafi ikilisi günün en iyi zamanını yaptılar. Net 2 saatlik zamanlarıyla Türk ikili Eren Alver ve Kerem Devici'nin önünde bitirdiler etabı. Muhammed Zadeh ve Mahmut Reza Ebediyen ikilisi ise 3. oldu. Otomobil sınıfının son etabının galibi ise Kuvvet Erim ve Deniz Hoysal ikilisi oldu. Mithat Diker, Erdal Olal kendi evlerinde İzmir'de ikinci olurken yarışın lideri Murat Altun Tuman'a sayılı ikilisi sakin bir tempoda geldiler. Onları Hüseyin Kurt Mertepe, Andrew Wicklow, Tom Wicklow, Atilla Baybara, Cüneyt Göktürk ikilisi izledi. Eylül'de Samsun'da başlayan Transanatolia milli mücadelenin yolunu takip etti. Milli mücadelenin önemli duraklarından geçtikten sonra çok anlamlı bir günde 9 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in de katılımıyla internasyonel fuarda finişi yaptık. Transanatolia'nın 13.sünü yapıyoruz bu sene. 13.sünü bitirdik. 13 yıldır Türkiye'nin eşsiz manzaralarında bu yarışı yapıyoruz. Ve pek çok ülkeden pek çok yarışmacı ve misafir ağırlıyoruz. Biz kendimizi hem sportif bir organizasyon hem de turizm elçisi olarak öngörüyoruz. Çünkü Ride with Culture, Nature ve History diyoruz. Türkiye'nin böyle bir özelliği var. Motor sporlarıyla tarihi birleştirebiliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde yapılamayan bir şey yapıyoruz. Demin Orhan'ın anlattığı gibi. Her sene farklı bir konsept yapıyoruz. Bazen Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Bu sene Cumhuriyet'in 100. yılında en anlamlı rotamızı yaptığımızı iddia ediyoruz. Gittikçe büyüyor organizasyon. Daha doğrusu Transanatolia ailesi büyüyor. Buradaki yarışmacıların çoğu birden fazla kez bu yarışa katıldılar. Çünkü bir dostluk ve bir kardeşlik var rekabetin yanında. Ben burada öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Türk Söyler Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizi burada 9 Eylül gibi zor bir günde bizi ağırladığı için. Yabancı ekiplere çok teşekkür ediyorum. Özellikle fabrika takımlarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim için çok önemli fabrika takımlarının Türkiye'de yarışa gelmesi. Organizasyon ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 7 gündür 2350 kilometre bu yarışın aksaksız yürümesi için pek çok görünmez kahraman var başkanım. Yani saysam isimlerle bitmez. Kamplarda, güvenlikte, sağlıkta, işin sportif tarafında gerçekten çok büyük emek var. 200'ün üstünde insan bizimle beraber bu organizasyonu gerçekleştirmeye çalışıyor. Sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu işin gerçekleşmesi için ciddi bir katkı gerekiyor.
ve bizi yalnız bırakmıyorlar 13 senedir. Ben çok lafı uzatmayacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Çok sağ olun. Şimdi izninizle Nisa Hanım'ı çağırmak istiyorum. Kısaca bize o da motor sporlarında Trans Anatolia'nın nerede olduğunu anlatsın istiyorum. Bir sürü, birçok uluslararası organizasyon yapan bir federasyonumuz, Otomobil Sporları Federasyonu. Dünya Rally Şampiyonası'ndan F1, Formula 1'e kadar hepsini gerçekleştiriyoruz. Ancak burada Trans Anatolia'yı ayıran özellik bence ülkemizin bütün güzelliklerini, tarihi ve kültürel güzelliklerini notalarını alarak bunu yurt dışında gelen sporculara yaşatarak, deneyimleterek her sene bu katılımı artırıyor olmaları. Ben burada sizlerin de nezdinde hakikaten Trans Anatolia'nın mimarlarından Burak, yani bıkmadan, yılmadan 13 senedir bu katılımcıları artırabilmek için var gücüyle, aynı şekilde Orhan kendisi giderek ve bu rotaları belirleyerek muazzam bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bizim için çok kıymetli bir organizasyon. Bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada yurt dışından gelen misafirlerimize tebrik ediyorum. Hakikaten bu zorlu mücadeleyi, kan ter içinde, kan ve ter olan bu mücadeleyi kazanan, tamamlayan, buraya gelip bitiren bütün yarışmacıları tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı Samsun'dan başlayıp İzmir'de biten bu yarışı, yani bizim için anlamı çok büyük. O yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Burada İzmir'de bizleri ağırladığınız için bu anlamlı günde. Bobo Cerutti! So, bienvenuto anche in front. So, how was Rally and how tall you are? How tall? Yes, you are really tall. 185. Well, okay. I said 100. So, how was Rally? It was nice. We did so many kilometers crossing all the Anatolia. It was an amazing experience. And the landscape were really awesome, so I enjoyed a lot. And we finished third on the podium with the new bike, so I'm really happy and proud of the team and everybody. Takımda çok gururluyum. Yeni motosikletle üçüncü olmak çok güzeldi. Anadolu'nun o güzel manzaralarını geçtik baştan sona diyor. Alkışlarımız Jacob Cerutti için. İkinci sırada bu ülkenin gerçekten artık bizden biri gibi geliyor. Çünkü yıllardan beri bizle yarışıyor. İkinci sırada, in secondo position, deuxième place, Yamaha takımından Signor Alessandro Vetturi. Bu arada Alessandro Vetturi'nin gerçekten her zaman yüzü böyle gülüyor. So, what is the secret? You are always smiling, you are always looking happy, you are always with big smiles. What is the secret of this? Riding a Yamaha? Riding a Yamaha, no. Speak Italy? No, speak English. No, speak English? Oh, little. Piccolo. So, like, it's... Okay. So, dimmi una parola per oggi, per tutto Trans-Anto Rally. Beautiful race, incredible, the look, the vision, the pace, incredible. Trans-Anatolia, beautiful. Trans-Anatolia çok güzel. Zaten çevirmeme gerek yok. Zaten her şey anlaşılıyor. Trans-Anatolia çok güzel diyor. Alessandro Vetturi ve daha önce Türkiye'de yarıştı ama çok farklı bir disiplinde yarıştı. Hard Enduro'da yarıştı. C2Sky'da yarıştı. Ve çok güzel işler yaptı. Bu kez Rally'ye geçti. Rally'de deneyimli, deneyimsiz ama deneyim kazanmaya çalışıyor. Uzun boylu bir isim geliyor. Andorra'dan geliyor. Yamaha takımından Paul Tavares. So Paul, your name will be on the books 2023 winner. So tell me about the rally. How did you find Trans-Anatolia Rally? Well, it's like a dream. We're here on the first position because it's my first season on the rallies. So yeah, just what to say. Amazing week behind these two guys. We had a really good battles,
And yeah, about Turkish, it was really nice. The landscapes, the views, everything was really nice. And yeah, I want to say thank you to my team because they did a really good job. So yeah, congrats. And yeah, really happy to put the Tenere on top of the podium. Happy for Votu too because he's second. At the end, happy for Cerruti too because all the podium is with the twin cylinder. And say congrats to our customers because they did a really good job on the red category. And yeah, just congrats to all the organization and big thanks to this possible. Yarış sonunda Castrol Power One MotoGP sınıfında Yamaha pilotu Paul Torres zaferin sahibi oldu. Takım arkadaşı Alessandro Bottura ikinci olurken Aprilia'dan Jacopo Cerutti üçüncü, Halit Noah dördüncü ve Türk pilot Murat Yazıcı beşinci oldular. Otomobil sınıfının galibi 2 sene aradan sonra yine Murat Altun ve Tuana Serikilisi oldu. Hüseyin Kurt Mert Tepe ikinciliği elde ederken Bekir Kuvvet Yerim ve Medeni Soysal üçüncü oldular. SSV sınıfında 7 ayak sonunda Ahmet Salmi Mavi ve Zalera Fikrisi birinci olurken Türk ikili Eren Alver, Kerem Deveci ikinciliği ve yine İran'dan Muhammed Zadeh ve Mahmut Rıza Noah üçüncüyü sahibi oldu. Kamyon kategorisinde Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni zaferin sahibi oldu. İngiliz Holly Wicklow, Dan Scar ve Joe Pick üçlüsü ise 31 saat farkla ikinciliğin sahibi oldu. Raid sınıfında Victor Zagaya, Ezgi Tuncay ve Göktuğ Tuncay zaferin sahibi oldular. Onları Ahmet Terece, Ulaş Germen, Burçin Caferzade, Aliye Tuğba Müceldilli, Gerçek Sunman Bahar, Sunman Durgut Berberoğlu ve Levent Aydınç ve Burak Aydınç izledi.